Merhaba arkadaşlar. Ben bugün oğlum DH Doruk için size yapboz hazırlamaya karar verdim. Daha çok oğlum için tabii ki. Oğlum şu anda 2,5 yaşında. 3 yaşına girecek tabii ki. Doğal olarak da ben onun meslekleri öğrenmesini istedim. Meslekleri öğretebilmek için de internet üzerinden renkli meslekler üzerine bazı çıktılar aldım. Bu şekilde mesela ben bir tane örnek yaptım. Bunlardan biri müzisyen. Müzisyenin hangi aletler kullandığını göstererek daha çok ayrı ayrı parça parça bıraktığımda oğlumun bunları tamamlamasını isteyeceğim ondan. Bu yapbozu tamamlamasını isteyeceğim. Bir tanesini önceden yaptım size gösterebilmek için. Ve şimdi baştan başlayacağım nasıl yaptığım hakkında bilgi vereceğim size. Bunun için tabii ki en altımıza bir mukavva kağıdı kullandım. Elimde bu şekilde mukavva kağıtlarımı önceden hazırladım. Bir tanesini elimde bulunduracağım. Ve diğer almış olduğum meslek çıktıları, biri müzisyen, bir tanesi sizinle yapmak istediğim aşçı, hemşiremiz var, denizcimiz var, daha sonra tamircimiz var, ressamımız var ve terzi ve astronot. Bakalım nasıl olacak sonucumuz. Şimdi başlayalım. Şu yapmış olduğum şöyle bir kenara alalım. Biraz önce yaptım bunu da zaten. İlk başta ben elimde çıktı almış, internet üzerinden çıktı almış olduğum ahçımızı ilk önce parçalar halinde keseceğim. Her bir meslek yapbozu 5 parçadan oluşmakta. Mesela şu şekilde ilk parçayı hazırlıyorum. İsterseniz sizler de çocuklarınız için bu şekilde yapbozlar hazırlayabilirsiniz. Hazır olduktan sonra DH Doruk'a bunları oynamasını isteyeceğim tabii ki. Hem de meslekler hakkında bilgi edinecek. İnşallah. DH Doruk zaten yemeklerle, mutfakla pek ilgili bir çocuk. Onu çok seveceğini düşünüyorum. Meslekler arasında. Mesleğimiz olan aşçımızı bu şekilde 5 parçaya ayırdım. 5 parçaya ayırdıktan sonra arkadaşlar şimdi kesmiş olduğum yapboz parçalarımı kartonun üzerinde ölçüsünü alıp tekrardan kartonda aynı boyutlarda kesmeye çalışacağım. Biz alırken daha kalıcı olmasına daha kalın bir karton seçtik arkadaşlar ama ben bundan dolayı pek memnun değilim çünkü kesimler sırasında bayağı bir zorlanıyorum. Sizler bir ton, biraz daha ince bir karton seçebilirsiniz kendinize. Tabii ki bu biraz daha kalıcı olacaktır ama biraz daha uğraştırıcı, zaman alıyor. Geçirebileceğine ve güzel bilgiler edineceğine inanıyorum. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Aynı şekilde parça parça tek tek kesip en son çıktılarımı kartonla birlikte birleştireceğim.
Bunları daha rahat hazırlayabilmek için siz de benim gibi DHA doruğu nasıl uyutup hazırlıyorsam siz de o şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar 5 eşit parçaya böldüm bunları. Eşit parça demeyelim. Kenarları tabii ki eşit. 4 tane eşit parça. Ortada 1 tane dairemiz olmak üzere. Şimdi bunları yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Şu taraftan başlamak istiyorum. Biraz daha fazla sürelik çocuklarımızın bozmasını birazcık daha geciktirebiliriz. Açımızın üzerine biraz verir. Arka tarafına. Daha sonra da yerleştirelim. İşte bu kadar. İlk parçamızı yaptık. Tamam. Şimdi diğerlerineceğim. Aşçıların olmazsa olmazı, mutfaklarda her zaman kullanılan cihaz, alet. Daha sonra tencerelerimiz. Devamlı yapbozlar var, yani puzzle'larla oynamayı çok seviyorum. Puzzle'larla bir şeyler öğretmek bizim için daha kolay. Biraz daha büyüdüğünde oğlum onunla birlikte de tabii ki yapmak istiyorum ama şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimde sürekli makas kullanıyorum, yapışkanlar var. O da yapmak isteyecektir elbette. Ben de yaptırmak isteyeceğim. Ama şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Daha çünkü 2,5 yaşında. O yüzden şimdilik ben onu hazırlıyorum. Daha sonra birlikte de yapacağımız oyunlar olacaktır. Hazırlayacağımız. Evet. En son blenderımız. İşte bu kadar.
mesleğimizi bitirmiş olmaktayım. Bakalım nasıl olmuş. İlk önce ortaya açacağız. Beğendirmez. Beğendirmez. Tenceremiz. Ve kesme tahtamız. Bakın arkadaşlar. En son bu şekilde oğlumdan yapması tamamlamasını isteyeceğim. Bu aşçı. Bu da müzisyenimiz. Umarım oğlum da keyifle oynar ve öğrenir. Bu kadar basit. Arkadaşlar sizin için iki tane örnek oluşturdum. Ben bundan sonra diğer mesleklerimizi ve diğer kartonlarla birleştirip tamamlamaya başlayacağım. Eğer bu yapmış olduğum etkinliği beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olmak isterseniz de tabii ki abone tuşuna basmanızı isterim. Tabii ki ek bilgi olaraktan bana tavsiyede bulunmak isterseniz de yorumlarınızı bekliyorum.